Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Yerim seni. Evet, biz uyandık. Ben günlük rutinlerimi tamamladım. Bu arada saat 8:30. Dedim hemen şu makinayı da boşaltayım. Şimdi bunları hemen dolaba yerleştireceğim. Hızlı hızlı yapıyorum çünkü bu minik bulaşık makinesini aman açık görmesin. Çoraba bakın, o da çıkıyor. Hemen geliyor. Bir meraklı benim minik yardımcım. Evet. Ama annem üstüne çıkmak yok. Şu tipe bakar mısınız? Allah korusun, burada bir şeyler var diyorlar. Dikkat etmek lazım çocuklar burada oynarken. Evet. Şimdi dediğim gibi şunları hemen toparlayacağım. Ondan sonra Cem'i artık kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Bakalım bugün neler yapacağız. Bu arada Eymen Bora, okuluna da az kaldı. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Sanki orada arabalar var. Arabalar mı var? Ay hadi bakalım. Mihra, sen de bir merhaba yapsana. Herkese merhaba yap. Mihra. Bir herkese merhaba yap bakayım. Mihra, bir selam ver herkese. Babaya gideceğim. Sen ne yapıyorsun kapat. Sen? Kapat kapat kapat. Ha. Anne nasıl bakıyor, bak bana. Mihra ne oldu? Ne oldu? Sana ne oldu? Mihra. Çak, çak peşlik. Ağrım, gel öpeyim. Gel öpeyim annesinin gülü, gel. Anne burada. Ne? Burada. Ne var? Bunu. Çiçek. Evet. Eymen'in aşırı sevgi dozları. Bunlar ne? Neler? Çiçek. Üstünde çiçekler var. Senin üstünde ne var? Süpermen ve kaplan var. Spiderman ve kaplan var. Harika. Hadi ben şimdi kaldırayım bunları, sonra kahvaltı hazırlayayım. Ne istersiniz bugün? Sucuklu yumurta isterim. Mihra, sucuklu yumurta yer misin bugün? Ketçap mı istiyorsun yanına? Tamam, bakacağız şimdi. Bakalım şimdi, bir şeye de karar vereceğiz. Artık her gün onların istekler üzerine kahvaltı hazırlanıyor. Bakalım. Şunun çorabı çıkıyor, yiyeceğim ya. Yanında ya, şunu sultan yap. Hiç yapmamıştık. Hiç yapmadık mı mısır? Anne. Bugün yaparım ben mısırı inşallah. Efendim annem. Tamam, hadi bakalım. Evet, şimdi kahvaltı hazırlığımız bitti arkadaşlar. Şöyle sucukları bir güzel önünü arkalı kızarttım. Evet, tereyağı ekledim. Beyaz peynir ekledim. Yeşil soğan ekledim. Sonrasında çok hafif, zaten onlar erimeye başladı. Yumurtaları göz göz kırdım. Ama dağıtmadım. Sonrasında bir de hani tamamen bitince üstüne cheddar peyniri, bir de tuz, karabiber, tatlı toz biber, bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi tabakları ayrıştıracağım, size tabakların son halini de göstereceğim. Evet, bakın bu da tabakların son hali, bu şekilde oldu. Şimdi bakalım güzelce kahvaltımızı yapalım. Ne yaptık biz? Ben robot yapıyormuşum ama robotum böyle olur. Evet, kahvaltımızı yaptık. Mutfağı hemen toparladık. Şimdi çocuklarla oyun oynuyoruz. Robot yaptık oğluşumla. Ayakkabısını yapıyor şimdi. Çok güzel oldu ya. Anne. Bu bakın. Bu pançolu. Bu yani gelmişliğine zarar vermesine oluyor. Oo, oo. Evet, nasıl olmuş?
Harika oldu. Poz ver bakayım robotunla. Robotun buraya baksın. Poz ver. Çok, çok güzel oldu pozun. Mera da burada. Ortalığı dağıtmakla meşgul hanımefendi. Mera ne yapıyorsun? Mera. Çocuklara şimdi parmak boyası çıkardım. Bir güzel boyama yapıyorlar. Bu arada Mihra oturmak yerine böyle oturmayı tercih ediyor diyebilirim size. Böyle daha çok keyif alıyor. He Mihra. Anne. Ne? Efendim? Ben yaparken yorumluyorum diye odada oturuyorum. Evet anne. Anne. Efendim. Çok güzel yapıyorsun. Anne. Say bakayım renklerini. Bu baştaki renk ne? Beyaz. Sonra? Yeşil. Sonra? Sarı. Sonra? Siyah. Sonra? Kırmızı. Ve en son? Mavi. Aferin. Ve en son? Saçına mı gel? Tamam anneciğim ben onu sileceğim şimdi. Sen yap. Zaten bugün banyoda yapacaklar da bir sileyim orayı. Gençler şimdi bebelerimizi öğlen uykusundan önce sırayla bıcı bıcı yaptırıyoruz. Sultanım yıkıyor, ben de kurulayıp giydiriyorum. Mihra ile Eymen de bayağı boya yaptılar. Elleri falan boya oldu bakın böyle. Evet babacığım. Burada kal, sonra Mihra'dan sonra seni alacağız duşa, tamam babacığım? Hadi bakalım. Ben de Mihra'mı giydireyim bakalım. Odaları sıcak zaten. Bir şey olmaz. Üşümezler. Ne oldu benim minik sercem? Ne oldu benim minik sercem? He? Yo. Yerim ama. Gel bakalım. Dizlerim tertemiz oldu ya. Al bakalım. İstemiyor mu? Evet şimdi birazdan uyku vakti. Baktık saat 11, 11.30'da uyku saatleri. Boyama falan yaparken de bayağı her yerini mahvettiler. Zaten bugün aslında duş günüydü. Dedik bari şimdi yaptıralım. Ne oldu? Öğlen uykusunda öyle rahat rahat uyurlar diye düşündük. Şu dalgalarını yesinler. Şimdi kızlar bitti. Hemen saçlarını yaptım, kremledim. Eymen'in komuda sıra. Onu da hemen bir duş aldırayım. Ondan sonra eyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çocuklar banyolarını yaptılar. Uyudular. Biz de şöyle kahvelerimizi hazırladık. Daha doğrusu Burak hazırladı. Teşekkür ederim. Aa ne güzel. Evet şimdi de keyif yapacağız bahçede. Burak dün şu ön tarafı bir biçti. Sonra bir diğer tarafları biçeceksin değil mi? Hemen, hatta birazdan şu keyfimizi yapalım. Ondan sonra yanlı arkayı yaparım. Evet. Orada bitmiş olur. Ah mis gibi vallahi çok güzel oldu. Ama yakından uçma lan. Tetute. Evet hadi bakalım şimdi keyif zamanı. Evet gençler dediğimiz gibi burayı yapmıştım. Şimdi buraya başladım. Hemen çok sürmüyor zaten ya. 10 dakika burası, 5 dakika doğrusu, 15 hadi 20 dakikada biter diyelim. Evet başladım şöyle gördüğünüz gibi. Oradan fıtı 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 geleceğim. Sonra arkaya geçeceğim. Kimler uyandı? Mihra ve Eymen Buram uyandı. Ben yapıyorum. Oo harikasın. Etkinlik mi yapıyorsunuz? Ben. Birazdan Mehra da uyansın. Hazırlanırız arkadaşlar. Çok ahşam hazırlanmayacağız. Bir çiçekçiye gideceğiz. Nedenini size dışarı çıkınca anlatacağım. Nereye gideceğim? Oyun grubumu. Ah bir bulamadık sana annem. Ya şu an araştırdığımız bütün oyun grupları hep hafta sonu. Biz de şimdi Eymen Bora haftaya artık okula başlayacak. İstiyoruz ki hani hafta içi
Mihraksa'ya da bir oyun grubu hani bulalım, oraya götürelim. Ama yani daha hala istediğimiz gibi bir yer bulamadık. Bulduğumuz yerler de hani böyle güzel gibi duran hep hafta sonu. Hafta sonu da ailecek geçirmek istiyoruz. Hani Eymen Buğra'm da hani okuldan artık hani hafta sonu okula gitmeyeceği için birlikte vakit geçirelim istiyoruz. Dışarı çıkalım, bir şeyler yapalım istiyoruz. O şekilde. Evet, çocukları şöyle bir hazırladık arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir çiçekliğe uğrayacağız. Bugün böyle hani hem hava almış oluruz, bir de çiçeklere falan bakmış oluruz diye düşündük. Evet. Sen bir tane çiçek kırmıştın. Evet, bak ondan bahsedeceğiz ya, değil mi? Meyra, Allah'ım herkes sırasını bekler. Bu babasının üstüne üstüne çıkıyor ki karpuzu yiyecek diye. Başıma çıkıyor. Mihra gel kızım. Ya bu saç ne ya? Bu saç ne annem? Baştan başa. He? Anne. Elimiz eksik. Kim yaptı? Anne. Anne güzel olmuş mu? Anneciğim. Ben efendim. Bak. Bak. O ne? O bir lapok kale. Oo, kaleye benziyor. He. Anne bu buna inşaata. İnşaata. Ne oldu? Ne oldu? Yapalım. Tık tık tık. Eymen Buran nereye gidiyorsun? Aa, hiç mi öpücük? Sen de burada. Gel. Sen de gelecek misin? Gel. Gelsin. Elleri. Hemen açıyor ellerini. Yan yana koyayım sizi. Bakın yan yana. Gel Meyra'nın yanına. Meyra'nın yanına. Aha benim ikizlerim. Aha, benim. Yaradan akıllıdan. Ay, harikasın. Sen biraz arkadan destek alıyor ama bakın bakın. Ne yapacaksın? Bakın. Ha, maşallah. Hafif salıyor kendini. Ben gideceğim. Ne yapacaksın? Ben gideceğim. Bana mı geleceksin? Bana. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Size hemen şunu göstereyim. Bakın burada. Benim beyaz baston gülüm vardı biliyorsunuz ki. Efendim annem? Tamam geliyorum birazdan. Beyaz baston gülümün aslında her yeri ipliydi ama üstteki iki ip kopmuş. Ve fırtınada tamamen baston gül şöyle şuradan tak diye kopmuş arkadaşlar. Kurtarmaya çalıştık. Instagram'da da sordum. İşte yapıştırma, çamurla, aloe vera, sür vesaire. Tam bunu yaptım, sabitledim, bezle sardım, ettim falan. Ve bir fırtına başladı ama öyle böyle değil ve bu pat diye yamuldu. Anne. Efendim anne. Tamam geliyorum oradan bekliyor beni. Oradan mı gideceğiz? Tamam sen git ben geliyorum. Tamam ben de geleyim elimi tut. Ve kurtarmaya çalıştık olmadı arkadaşlar. Şimdi zaten bir iki tane saksı alacaktık. Bir tekrar baston güllere bakacağız. Şuradaki bakın ne kadar güzel oldu. Yani şöyle göstereyim hatta yakından. Şöyle hanım elinde buraya ekmiş olduk ama dediğim gibi bu gitti. O kadar üzüldüm ki anlatamam size. O kadar sevinmiştim ki beyaz beyaz o kadar tomurcuk verdi. İşte çok gül açtı. Çok güzeldi. Maalesef ki gitti. Hadi bakalım. Bu arada şöyle çıkmışken de şöyle şurayı da göstereyim size bakın. Bunlar da böyle çok güzel açıyor. Efendim annem? Tamam yardımcı olacağım şimdi sana. Tamam. Bakın böyle çok güzel oldu. Evet şöyle çıkmış olduk arkadaşlar. Kendim de göstereyim dedim. Ne oldu? Vay harikaymış ya kamyonun. Ha kepçe evet. Efendim. Tamam şarkı açacağız birazdan. Evet arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki boş verseydin ya seneye falan da dikilirdi. Ama şey böyle şimdiden dikersek en azından kışa kadar tam tutunabilir. Kışı atlattıktan sonra seneye daha güzel çıkar. Hani biz şu an o kafadayız. O yüzden böyle dikmek istiyoruz. Aşılı olmasaydı her türlü yine verirdi oradan baston gül olarak. Ama aşılı bir baston güldü. Tam da aşı olan kısımdan koptu arkadaşlar. O yüzden hem bir bakalım dedik. Muhtemelen
bir baston gül alırız ya da belki de farklı bir şey olur ama büyük ihtimal baston gül çünkü çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzeldi de beyaz açmıştı bir de böyle beyaz beyaz çok sevmiştim ama yapacak bir şey yok yani olacağı varmış. Keşke ben o bağlantı kısımların koptuğunu görseydim. O zaman tekrar bağlardım ama hiç görmemiştim. Hala üzerinde duruyordu ama sanki kesik atılmış gibi kopmuş. Öyle yani. Evet yani zaten hava alacaktık. Çıkalım dedik bari biraz bakınalım. Zaten fark ettiyseniz yazmayla çıktım. Ferace yazma. Öyle amşam hazırlanmaya gerek yoktu. Öyle yani arkadaşlar. Evet. Sonra. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz Beyza. Evet, yaşam kentteki mekanımıza geldik. Tohum evi. Beyza Hanım, ne yapıyorsun? Bazen şey diyen oluyor bize, palmiye mi alsanız falan diyor ama Ankara'da zor ya palmiye. Petrol yani, gibi bir yerde olur da Ankara'da. Ne yapacağız ki palmiyeyi ya? Süs olarak. Güzel mi? Evet, hayatım sen istediğine bak gel, ben çocuklara bakayım, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Bir tane baston gül aldık. Diğeri kadar büyük değil. Bu da yine güzel. Böyle yavru ağızlı. Bakın yavru ağızlı renginde güller açıyor. Şimdi bunu bayağı bir hani budamışlar. Biraz da yamuk duruyor. Bunu böyle düzleyeceğiz inşallah. Dediğim gibi diğeri kadar uzun değil ama yine uzuyor inşallah. Bunu almış olduk. Zaten bu da çok güzeldi. Bu şekilde. Bakalım inşallah bu da buraya güzel olur. Şimdi ahududulara mı bakalım? Burak çim biçmişti. Burası yarına kadar kalsın, iyice kurusun. Yarın da buraları falan temizlerim. Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Şu tipe bakın. Tipsiz. Aha kaçıyor kaçıyor. Ben geldim geldim. Geldim yakalayacağım seni bak. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Aa! Şimdi ahududulara bakacağız. He Eymen. Hadi bakalım. Ahududular ne yapıyor? Bakalım hiç aralarında olan var mı? Daha dün topladık ama. Baba senin yol oğlum. Şurada. Ha. Evet şurada da bak. Bak burada buldum. Aa orada mı? Ağzıma atma yıkayacağız. Ver bakayım. Sen tut. Tamam. Aha bak bunu da aldık. Bakın bunlar da oluyor. Oça nasıl yayılıyor. Bu nasıl yayılıyor. Her yerden verdi bakın. Bunlar mini minnacık daldı. Şimdi birden her yerde şöyle arılar da hep konuyor. Gençler geçen gün kavun karpuzu temizlemiştim hatırlarsanız. Bura tertemiz. Bu sene çilek çok yapamadık biliyorsunuz. Bunlar kaldı. Bunların altına bir naylon sereceğim. Bunlar herhalde böyle çoğalırlar diye tahmin ediyoruz önümüzdeki seneler. Evet. Şu naneye bir bakın. Gel başımıza çık. Gel. Ufacıktı bunlar ya. Şuraya bak. Bunun dalı çıkıyor. Dalı sonra toprağa değiyor. Oraya giriyor kök salıyor. Acayip bir şey. Yani bu arsız diyorlar ya nane. Aynı öyle. Dereotu da Cumhuriyet ilan etmiş burada. Bakın. O da bayağı çok. Neyse ben şimdi bunları toplayacağım. Sultanım yıkayıp kurutacak bunları. Reyhan da maşallah. O da güzel. Limon hiç vermedi vallahi. Öyle duruyor. Ne zararı var ne yararı var. Hadi bakalım. Thank you.
sırayla Boston'a girişiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz susuz kalan bir süreçte bazı fideler çok, yani bazıları çoğu çok etkilendi. Onları sökmek zorunda kaldım. Mesela bakın çeri domatesten sadece şurada 3 tane falan kaldı. Son domateslerini verdiler diğerleri ama artık tamamen yaprakları falan bile gitmişti. Susuzluk hiç yaramadı yani. Neyse bu da tecrübemizdi. Salatalıklardan mesela şurada 3 tane falan kaldı. Diğer yerler gitti. Patlıcanlar tamamen gitti. Onlar sapsarı falan olmaya başlamıştı. Biberler çok şükür hepsi iyi. Buradaki tombul patlıcanımız da iyi. Diğer her şey... Efendim anneciğim. Bakın bir tane kırmızı domates. Evet, çeri domates. Ama yemiyoruz anneciğim. Onu ben bir yıkamam lazım. Sonrasında buradakiler de hep gitti. Şimdi ben şuradaki otları, işte toprağın üzerindeki pislikleri falan temizleyeceğim. Zaten kavun karpuzu da temizlemiştik. Şöyle nanelerimi de kesmiştik. Nane şimdi kurutuyorum. Reyhan da aynı şekilde. Buraları falan zaten Burak temizlemişti. Ben böyle üstündeki işte yaprak falan varsa onları bir şey yapayım diyorum. Öyle onları halledeceğim. Şuradaki ortanca fidanım da çok güzel çıkıyor yani. O kadar tatlı oldu ki. Bunu muhtemelen kışa doğru eve alacağım. Ki hani soğuktan etkilenmesin. Bir sonraki sene artık saksıya falan dikebilirim. Ya da büyük bir şeye dikebilirim. Çünkü bu çalı oluyor buradaki. Evet hadi bakalım şimdi şuraları bir halledelim. Arkadaşlar şimdi Boston'u temizledim. Şu an şu taraflara bakmayın. Yarın bahçeyi bir temizleyeceğim ama dedim ki şu Boston'da işte düşen yapraklar, çıkan otları falan çoğunlukla almaya çalıştım. Elimden geldiğince tamamen yok etmek tabii ki mümkün değil ama en azından şuralar falan bir düzgün olmaya başladı çok şükür. Burası bayağı bir boşaldı. İşte biberlerimiz var, patlıcanlarımız, biraz salatalık, pembe domates, çeri domates. Bunlar var. Biberlerimiz de var dediğim gibi. Bu şekilde şimdi Boston'umuza devam edeceğiz. Bu da bize tabii bir tecrübe oldu. Öyle valla. Ama yine güzel. Bir şey, biberler çıktıkça da şey yapıyoruz ne deniyor ona. Turşu falan yapıyoruz. Ben hatta iki kavanoz yaptım. Annemden öğrendiğim gibi. Şimdi burada da lavanta yağımız var. Mis gibi olmaya başlamış ama biraz daha bırakıyorum ki sıcakta kalsın. Yani bence 3 gün yeterli değil. Biraz daha kalması gerekiyor. Ben de şu an böyle bırakıyorum. Hani bir aciliyeti falan da yok. Sıcaklar olduğu sürece kalsın. Sonra mis gibi lavanta yağımız olacak inşallah. Evet. Burada da ya şey fırtınada falan bizim şu duvar tırtıklı diye hep oraya değe değe oradaki demiri çıkarıyor ama işlevi devam ediyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı değil. Reyhan var. 2 kat nane var. Bir de incir var. Bakalım. Onlar da kurur diye düşünüyorum. Eymen yavaş bir tanem. Mira dikkat anne. Ne oldu? Gel. Sarılayım gel. Gel uy benim güzel kızım. Bana gel bana. Uy benim. Gençler... Anneye gel. Şurada biraz hafif yara oldu ya. Niye öyle oldu Mihra? Kaşıdı, kaşıdı mı acaba? Ama aynı zamanda burada ve öbür tarafta oldu. O nasıl oldu? İki tarafından kaşıdıysa. Şimdi ellerini ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Hayır. Anneye de gideceksin mi? Dur. Kızım dur. Kafan girecek çimene. Hoppa. Aşıksın. Babacığım gel bakalım sen de. Neresi? Abi yattı. Abisi biraz dikkatli ama hadi, tamam mı? Hadi bakalım git bakalım oyna. Tamam. Gel babacığım. Aha itfaiyeci iniyor. İtfaiyeci indi. Saça bak.
Gel buraya gel. Gel buraya. Anneye mi geleceksin? Evet sana geleceğim. Anneci tayfa. Efendim? Gitti mi gitti? Babaya da bir öpücük. Babaya da bir öpücük. Efendim oh. Hop 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 bir de hop bir de hop bir de hop. Ne oldu? Çalmadan oynar bizim ayılar. Alkış yap Meyra. 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 Kafası başka yerlerde annesi. Alkış yap. Alkış. Bak şimdi. Arada öyle yapıyoruz. Yavrum ya. Efendim kızım. Dur. Daha sert. Biraz geriden koşarak gel at. Daha sert olur. Bir tık daha, bir adım daha gelmen lazım. Wow, süpersin. Ne oldu? Ne oldu deli, ne oldu? Süpersin. Mihra çekil. Nereye gidiyorsun Mihra? Ayakla ayakla hadi vur. Annesi Mihra sütürü sürüye gitti. Çok güzel. Bir daha daha sen. Evet arkadaşlar yemeği yaptım. Şöyle lazanya yaptım. Salata. Çocuklara böyle bölüyorum. Afiyet olsun. Mükemmel olmuş sultanım. Evet hadi bakalım şimdi bize afiyet olsun. Canlar biz çocukları yatırdık. Mis gibi uyuyorlar. Evet. Şimdi kendimize hatta waffle yapıyoruz. Bir yandan da size Tuğbacan'ın yollamış olduğu kargoyu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki Tuğbacaner kendilerine ait satış sayfası kurdular. Çok güzel ürünler. Hayırlı olsun gençler. Hayırlı olsun. Kayık ağacından yapılmış ürünler. Çocuk odası için raflar mı dersiniz? Çeşit çeşit. Laptop soğutucu. Sonrasında mesela bakın burada bir kesme tahtamız var. Şuraya böyle bıçağınızı falan koyabilirsiniz. Çok büyük ve güzel. Çok büyük ve çok güzel gerçekten. Fiyatları uygun bu arada. Ben size linklerini bırakacağım. Oradan bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Buna bayıldım. Çok güzel. Evet. Altı böyle çizgili çizgili gidiyor. Şöyle yuvarlak da bir aynası var. Aynası da bu arada öyle küçücük falan değil yani. Kocaman. Sonrasında şöyle bir tane var. Çerezliğimiz. Şuraya çerez koyuyorsunuz. Buraya tabletinizi, buraya bardağınızı alın size direkt. Böyle eşinize falan sunum yaparken direkt şuraya çay bardağını isterse koysun ya da içeceğini, çerezlerini. Tabletini, telefonunu. Oh bitti. Sonrasında şöyle gold detaylı bir ahşap sunum tepsisi çıkarmışlar. Yeni ürünler çıkarıyorlar bu arada. Çok güzel de ürünleri var. Bence bakın mutlaka bir şey bulursunuz eviniz evet. için. Burada bir minik hem aynamız hem üstü önüne böyle takınızı koyabileceğiniz bir bölmesi var. Bu da çok tatlı. Evet. Dediğim gibi çok güzel ürünleri var. Linkini bırakacağım. Onlara da buradan çok da teşekkür ederiz. Bir hayırlı olsun diyelim yani evet, değil mi? Evet, evet. Aynen. Hayırlı hadi olsun bakalım. Gençler. Çok güzel böyle dikey lambalar falan gördüm. Evet ben şuraya görsellerine bırakayım. Yani birkaç ürünün görsellerine takı kutusu bırakayım. Falan var böyle. Açıyorsun ayna var içinde falan böyle. Farklı önlü, farklı. Önlü bölmeli falan. Dediğim gibi laptop soğutucuları, bebek odaları için raflar. Bir de raflarda güzel olan hiçbir şekilde dıştan böyle bir vida vesaire görmüyorsunuz. Direktmen duvara hani arkadan monteli hiçbir yerde bir iz aynen görmüyorsunuz. Öyle. O çok güzel. Evet linklerini bıraktık. Biz artık keyfimizi yapacağız. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun gençler.